Merhaba gençler. Bugün sizlerle çok güzel, zevkli bir konuyu inceleyeceğiz. Nedir o? Benim oğlum Özgür Adan'ın çok merak ettiği bir bitki var. Buğday. Buğday, un yapımında kullanılan, ekmeğin ham maddesinde oluşturan temel bitkiler. Biz bunun tohumunu kullanıyoruz. Peki ama bu buğdayın içinde neler var? Ben bir kimya öğretmeni olduğum için buğdayın içindeki atomlardan size bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi karbon. Karbon İngilizce tahtadaki gibi gösteriliyor ve simgesi de C. Bu buğdayın ana maddesi. İçinde besini oluşturan ana bileşen. Bunun yanında ikinci olarak hidrojen. Hidrojen ikinci bileşeni, sembolü, harfi ise H. Yine buğdayı bunların tek başına değil bir arada bağlanmaları oluşturuyor. Peki başka var mı? Var tabii ki. Üçüncü kim? Oksijen. Oksijenin işareti ve sembolü ise O. Bununla beraber buğdayın tohumcuklarını, liflerini, yeşilliğini oluşturan bir diğer çok önemli maddem ise azot, nitrojen. Onun harfi ise N. Yani buğdayı oluşturan temel bileşenlere baktığımız zaman karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen atomlarından meydana geliyor. Bunların yüzlercesi bir araya gelerek buğday taneciklerini oluşturuyor ve insan hayatında çok önemli roller oynuyor. Peki insan vücuduna buğdaydaki bu bileşenler girdiği zaman bize nasıl fayda sağlıyor? Tabii ki bu atomlar vücudumuza girdiği zaman çeşitli şekillerde birbirine bağlanıyor ve vücudumuzda enerji üretmek için kullanılıyor. Enerji üretimi buğday un haline geliyor. Un ekmek haline geliyor ve benzeri unlu gıdalar halinde makarna olabilir. Buradan oluşan karbonhidrat dediğimiz maddeler ise vücudumuzda enerjiye dönüşerek vücudumuzun hareket etmesini, güçlenmesini, büyümesini, futbol oynamamızı, oyunlar oynamamızı, yürümemizi, konuşmamızı sağlıyor çocuklar. Gördüğünüz gibi etrafımızdaki her şey insana da faydalı ve atomlardan meydana geliyor. Bu atomlar olmasaydı ne bizim vücudumuz, ne buğday, ne ekmek, ne de bunları un haline getirdiğimizde buğdaydan oluşan un meydana gelmezdi. Evet. Hepinizin sağlıklı kalması dileğiyle çocuklar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.